Baruch Spinoza, ergenlik yıllarında Amsterdam Yahudi cemaatinin bir üyesiydi ama 20'li yaşlarının başında yeni bir tanrı vizyonunu açıkça dile getirmeye başladı. Spinoza'nın tanrısı evrenin fiziksel yasalarıydı. Kutsal kitabı da doğanın kitabı. Amsterdam Yahudilerinin çoğu, birçoğunun işkence gördüğü ve öldürüldüğü İspanya ve Portekiz'in şiddetli engizisyonlarından kaçan mültecilerdi. Amsterdam Yahudilere sığınacak bir yer teklif etmişti. Spinoza'nın radikal fikirlerini Hollanda'da güç bela buldukları güvenliğe karşı bir tehdit olarak görmüş olmalılar. Genç asiyi aforoz ettiler ve sonsuza dek dışlanması gerektiğine hükmettiler. Spinoza cezayı ağırbaşlılıkla kabul etti ama bir an bile boyun eğmedi. Yakınlardaki Lahey'e taşındı. Orada daha da ileri giderek İncil'in Tanrı tarafından gönderilmediğini, insanlar tarafından yazıldığını kaleme alma cüretini gösterdi. Spinoza şöyle yazdı: Tanrı'yı mucizelerde aramayın. Mucizeler doğanın kanunlarını ihlal eder. Tanrı en iyi o kanunlar incelenerek anlaşılır. Daha önce hiç kimse bunları yüksek sesle söylememişti. Spinoza, Hollanda için bile özgür düşüncenin sınırlarını zorladığını biliyordu. Ona göre, resmi bir devlet dini, bireyin manevi olarak cebredilmesinden öte bir şeydi. Spinoza, büyük dini geleneklerin mucizevi olaylarını organize batıl inançlar olarak görüyordu. Onun görüşüne göre, sihirli düşünceler, akılcı ve özgür bir toplumun gelecekteki vatandaşları için tehlike arz ediyordu. Dinle devlet ayrılmadan demokrasi olamazdı. Amerikan devriminin ve diğer birçok devrimin merkezindeki fikirleri sunan bir kitap yazdı. Şimdi olduğu gibi, o zaman da bu tanrı görüşünü tehdit olarak gören kişiler vardı. Spinoza, devrim niteliğindeki tanrı görüşü hakkında yazmaya ve konuşmaya devam etti. Kesilmiş pelerinini daima şeref madalyası gibi giydi. 44 yaşında öldü. Sebebi, mikroskop ve teleskoplar için mercek zımparaladığı yıllarda ciğerine çektiği toz parçacıkları olabilir. 250 yıl sonra, ışığa tutkun başka bir adam, Spinoza'nın felsefesinin derin etkisinin kanıtı olarak korunan mütevazı çalışma odasına kutsal bir ziyaret yaptı. Yeni bir doğa kanunu bulmasıyla dünyaca ünlü olan bu adama da sık sık Tanrı'ya inanıp inanmadığı soruldu. Albert Einstein şöyle cevap verirdi: Ben Spinoza'nın kendini var olan her şeyin uyumunda gösteren Tanrısına inanıyorum.